Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma 2053 vizyonu adı altında hızlı tren hatlarını açıklamış. Samsun-Sarp demiryolu yok. Ordu ve Giresun yok. Peki ne var? Erzincan-Trabzon, Erzurum-Rize var. Ya arkadaş, siz Erzincan'dan, Erzurum'dan Karadeniz'e taş mı taşıyacaksınız, kuş mu taşıyacaksınız? Bütün nüfus sahil bölgesinde. Trabzon'un Ordu'da, Giresun'da akrabası var. Ordu'nun, Giresun'un da Trabzon'da, Rize'de akrabası var. Yani insanlar eğer Trabzon'a, Rize'ye gidecekse zaten Giresun'dan, Ordu'dan, Samsun'dan, Terme'den, Fas'tan, Ünye'den gidecek. Yani bunu da mı anlamıyorsunuz? Ya sizde hiç akıl yok mu? Keza sahilde tek bir yol var, başka ulaşım imkanı yok. Bunu hızlı tren hattıyla çeşitlendirmeniz lazım. Bugün yarın kruvazer limanları olacak. Bu hatla bağlantılandırmanız lazım. Yani sadece Erzurum'un eski başbakanı var, öteki tarafın bilmem nesi var diye siyaset aklıyla bu işleri yapmayın. Bakın sonra pişman olursunuz. Ve dahi Ordu ve Giresun halkı size ne yaptı kardeşim ya? Yıllardır size oy veriyor. Yani Ordu ve Giresun bu vatanın üvey evlatları mı? O yüzden bunu tekrar gözden geçirin. Ha 2053 vizyonu demişsiniz. Zaten 2023'ü göremeyeceğiniz için aslında bunları da boşa konuşuyoruz. Biz geleceğiz, bunu revize edeceğiz. Samsun'dan Ordu, Giresun üzerinden Trabzon, Rize ve Sarp'a kadar uzanan hızlı tren hattını biz gerçekleştireceğiz.